Amerika'nın Sesini Washington stüdyolarından merhaba. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika ve dünyadan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Yayınımıza önce önemli bir gelişmeyle başlıyoruz. Son 3 haftadır Texas eyaletinin başkenti Austin'de terör estiren bombalı saldırılar sona ermiş olabilir. Çünkü olayın faili olduğu sanılan bir kişi dün polis operasyonu sırasında meydana gelen bir patlamada öldü. Şimdi Mehmet Sümer karşımızda bu konuyla ilgili gelişmeleri aktarmak üzere. Zanlının kendi bombasıyla intihar ettiği söyleniyor Mehmet. Nedir ayrıntılar? Evet, son 3 hafta içerisinde dün akşamki patlama ile birlikte, ki dün akşamki patlamanın aslında söz konusu saldırganla ilintili olmayabileceğini söylüyor polis. Eğer onu dışarıda bırakırsak toplamda 5 bombalı saldırı gerçekleştiren Mark Anthony Codit isimli şahıs, senin de söylediğin gibi kendi aracının içerisinde bir bombayı patlatması neticesinde hayatını kaybetti. Polisin söz konusu saldırganın bilgilerine özellikle kargo şirketinin internet kayıtları ve güvenlik kamerası kayıtlarından ulaştığı belirtiliyor. Güvenlik kamerası kayıtları ve internet siparişi kayıtları dikkatle takip ediliyor FBI tarafından. Daha sonra bu kişinin adresine ulaşılıyor, takibi alınıyor. Ufak bir otele gittiği görülüyor. Daha sonra otelden çıkarken aracıyla birlikte hareket ediyor. Polis de bir süre takip ediyor. Ardından da tam özel kuvvetler kendisini gözaltına almak üzere aracına doğru yaklaştıkları bir sırada aracın içerisindeki bir patlayıcıyı, artık hani yanlışlıkla mı patlatıyor yoksa intihar etmek amacıyla mı patlatıyor, şu aşamada bunu tam olarak net olarak bilmiyoruz. Ancak aracın içerisindeki bir patlayıcının infilak etmesi neticesinde ağır şekilde yaralanıyor. Bu arada özel kuvvetlerden de araca müdahale etmek üzere yaklaşan görevlilerden de birinin yaralandığını biliyoruz. Ardından da hastaneye kaldırılması esnasında da hayatını kaybediyor. 23 yaşında olduğu açıklandı. Mark Anthony Codit isimli bu şahsın. Henüz daha başka detaylı bir bilgi yok. Neden bu saldırıları gerçekleştirdiğine dair net bir bilgi yok. Araştırma devam ediyor. Yetkililer konuyla ilgili daha sonra basın açıklaması yapacaklar ve daha detaylı bilgileri paylaşacaklar. Biz de aktaracağız. Ama şu ana kadar 3 haftada söylediğim gibi 5 ayrı bombalı saldırı gerçekleştirdi. Bu bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır olmak üzere en az 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Bu 23 yaşındaki seri bombalarla saldırı düzenleyen, bu seri saldırgan ya da katil olarak isimlendirebileceğimiz kişi. Şimdi Texas'ta bu gelişme yaşandı ama Amerika'nın kuzey doğusuna geldiğimizde bugün baharın ilk günü büyük bir kar fırtınası özellikle kuzey eyaletleri etkisi altına aldı. Bizim de bulunduğumuz Washington'da öyle. 70 milyon kişi etkilenmiş durumda olumsuz hava koşullarından Mehmet. Amerika hazırlandı mı bu fırtınaya? Daha doğrusu geçtiğimiz kar fırtınasında 12 kişi hayatını kaybetmişti. Binlerce insan günlerce süren elektrik kesintilerine maruz kalmıştı. Nedir son durum kar fırtınasında buralarda? Kar fırtınası aslında geride bıraktığımız hafta içerisinde gelecek deniyordu. Ancak tahminlerde bir yanılma oldu ve bu hafta sonuna kaydırıldı önce. Ardından da bugüne, daha doğrusu dün geceye kaydırılmıştı. Tahminler bu defa doğru çıktı. Dün gece yarısı saat 2 sularında kar yağışı başladı. Sabah saatlerinden itibaren de etkili oldu. Sabah özellikle saat 5.30-6 civarı başlayan yoğun yağışlar şu dakikaya kadar tipi şeklinde devam etti ve hala daha da devam ediyor. Özellikle New York, Washington gibi şehirler ciddi anlamda etkilenmiş durumda. Amerika'nın kuzeydoğusundaki şehirler. 3000'den fazla uçuş iptal edilmiş durumda. New York gibi, Washington gibi, Boston gibi şehirlere yapılacak ve bu şehirlerden dünyanın ve Amerika'nın değişik noktalarına yapılacak 3000'den fazla uçuş iptal edildi. Metro sistemlerinin özellikle yer altından gitmeyen bölümlerindeki kısımlarda aksamalar yaşanıyor. Bazı noktalarda, bazı şehirlerde, bazı bölgelerde söylediğim gibi metronun yer üstünden gittiği bölümlerde seferler iptal edildi. Bazı tren seferlerinde benzer şekilde aksamalar yaşanıyor. Washington'da ve New York'ta hükümet binaları kapandı bugün. Resmi tatil ilan edildi kötü hava koşulları nedeniyle. Özel şirketlerde çalışanlarına evden çalışmaları konusunda
çağrıda bulundular. Okullar kapalı söylediğimiz gibi ve yardım çalışmaları, yol temizleme çalışmaları 24 saat devam ediyor. Ancak buna rağmen özellikle şehir içlerinde ve çeşitli kasabalar, çeşitli noktalar arasında ulaşımlarda ciddi anlamda sorunlar yaşanıyor. Yağışın bu gece yarısından sonra sona ermesi, gece saat 3'ten itibaren sona ermesi bekleniyor. Eğer tahminler doğru çıkarsa yarın öğle saatlerinde Washington'da, New York'ta hava sıcaklığının 5 ila 10 dereceye kadar yükseleceği belirtiliyor. Eğer o tahmin doğru çıkarsa yarın öğleden sonra bugün yağan ve şu anda kar kalınlığının yaklaşık 20 santimin üzerine çıktığı şehirlerde karların bir anda erimiş olduğunu görebileceğiz yarın. Evet, doğal felaketler dünyanın her yerinde hayatı durdurmaya yetiyor. Teşekkürler Mehmet İsmer. Beyaz Saray Başkanı Donald Trump'ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i seçim zaferi nedeniyle telefonda tebrik etmesini savundu. Telefon görüşmesi tam da Senato İstihbarat Komisyonu'nun Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahil olduğunu belirttiği sırada yapıldı. Trump komisyonun bulgusuna dair bir ifade kullanmadı, daha çok Putin'le küresel konuları görüşmek için buluşmanın gereğine dikkat çekti. Oval Ofis'te Suudi Arabistan heyetini kabulü sırasında konuşan Başkan Donald Trump, Putin'le telefonda görüşmesini çok iyiydi diye niteledi. Çok iyi bir telefon görüşmesi oldu ve muhtemelen çok uzun bir süre geçmeden kontrolden çıkmakta olan silahlanma yarışını konuşmak için bir araya geleceğiz. Ancak kimsenin bizim sahip olduklarımıza yaklaşmasına izin vermeyeceğiz. Ayrıca Ukrayna, Suriye, Kuzey Kore ve diğer bazı konuları görüşeceğiz. And North Korea and various other things. Bu arada Senato İstihbarat Komisyonu eyaletlerdeki seçim sistemleri üzerinde yapılan dikkatli bir incelemenin Rusya'nın 2016 başkanlık seçimini etkilemeye çalıştığını kanıtladığını belirtti. Rusya 21 eyaleti etkilemeye çabaladı. Onların en az bir veri tabanına nüfuz ettiklerini biliyoruz. Voter database. Komisyon üyeleri herhangi bir oyun değiştirildiğine dair kanıt bulmadıklarını, ancak araştırmaları neticesinde birçok eyaletteki oy verme sistemlerinin eski teknoloji ürünü olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. 40 eyalette hala 10 yıldan eski seçim ekipmanları var ve bu malzemelerin çoğu tarihi geçmiş yazılıma sahip. Yenileyemiyorsunuz bile. Partiler üstü panel sistemin acilen modernize edilmesi çağrısı yaptı. Panel ayrıca bu yıl içinde yapılacak kongre ara seçimleri için güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi. Panel eyaletlerden de elektronik oylamayı kanıt niteliği taşıyan belgeyle desteklemesini istedi. We have no doubt. Rusya ve diğer düşmanlarla kötülerin seçimlerimize hedef alacağına ve demokrasimize zarar vermeye devam edeceğine hiç şüphemiz yok. Beyaz Saray daha sonra Trump'ın Putin'le dostça görüşmesinin yönetimin Moskova'nın uygunsuz davranışına yumuşak olacağı anlamına gelmediğini belirtti. Rusya'ya sert yaptırımlar ve bir dizi başka şey yürürlüğe koyduk. Bu pozisyonumuzu çok açık gösteriyor. Beyaz Saray yetkilileri başkanın küresel önemli konularda Rusya ile diyalog kurmasının önemine inandığını belirtti. Bu arada Washington Post gazetesi Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin karşı yöndeki telkinlerine rağmen Putin'i aradığını belirtti. Cumhuriyetçi Senatör John McCain de Trump'ın Putin'i aramasını eleştirdi. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Başkan Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergileri getiren planı Amerika'da hararetli bir tartışma başlattı. Hem cumhuriyetçiler hem de demokratlar ek gümrük vergileri konusunda kaygılı. Uzmanlar bu planın Amerikalı işçileri rahatlatmayı mı yoksa küresel bir ticaret savaşı başlatmayı mı hedeflediğini sorguluyor. Başkan Donald Trump geçtiğimiz haftalarda çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergileri getiren bir kararname imzalarken ulusal güvenliği vurguladı. Gemilerimizi, uçaklarımızı, askeri teçhizatımızı ülkemizin çelik ve alüminyumuyla inşa etmek istiyoruz. Trump ulusal güvenliği gerekçe göstererek Kongre'nin gümrük vergilerindeki rolünü bertaraf etmiş oldu. Ticaret Bakanı Wilbur Ross, güvenlik kavramının hukukta geniş bir tanım olduğunu söylüyor.
Güvenlik tanımı, istihdam, kritik sanayi sektörlerinin sağlığı gibi normalde ulusal güvenlik konusu olarak düşünülemeyecek alanları kapsıyor. Ancak bazı ulusal güvenlik danışmanlarının ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin sürekli olarak ekonomik güvenlik ulusal güvenliktir dediklerini duyuyoruz. Ross, güvenlik vergilerinin istihdamı artırıp çelik ve alüminyum sektörünü büyütürken Amerika'daki metale dayalı sanayileri fazla etkilemeyeceğini savunuyor. Çelik ithalatına getirilen %25 oranındaki verginin araç fiyatlarına yansıması ortalama bir araba için ayda 4 dolar civarında olacak. Bu bir artış ama sonuçta otomotiv sektöründe kitlesel bir işsizliğe yol açacak kadar önemli bir miktar değil. Ayrıca şu anda ekonomi gerçekten çok güçlü. Ancak birçok Cumhuriyetçi Kongre üyesi aynı görüşte değil. Bunun daha büyük bir ticaret savaşına dönüşme ihtimali Cumhuriyetçi senatörleri kaygılandırıyor. Üyelerimizin birçoğu bu konuyu Beyaz Saray yönetimiyle tartışıyor. Ayrıca bu kararın güçlenme sinyalleri veren ülke ekonomisine müdahale edeceği yolundaki kaygılar da büyüyor. Broad how sweeping this might be. Amerika'nın çelik ihracatının neredeyse %90'ını alan Kanada ve Meksika gümrük vergilerinden muaf, ancak Avrupa ve Asya değil. Kongre üyesi Mike Bost, Çin'in çelik üretimini azaltması gerektiğini söylüyor. Çin'in gerçekten ne yapmaya çalıştığına bakalım. Dünyadaki çeliğin %50'sinden fazlasını üretiyor ve sonra bunu diğer ülkelere dağıtıyor ve o ülkelerde Çin çeliğini bizim pazarımıza sokuyor. Ekonomist Jacob van Kierkegaard ise tek taraflı bir eyleme karşı. Çin'in kapasite fazlasını azaltmaya çalışmak için çok taraflı bir çaba gerekiyor. Bu sorunla mücadelenin çok yavaş ilerlediğini kabul ediyorum ama bu soruna çok taraflı bir yaklaşım söz konusu ve başarmak için elimizdeki en büyük fırsat da bu. Avrupa Birliği'nin vergi misillemesinin hedefinde Harley Davidson motosikletleri gibi Amerikan yapımı ürünler var. Ancak Ross etkinin asgari düzeyde olacağına inanıyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Az önceki haberimizde de Başkan Donald Trump'ın Amerika'nın özellikle çelik ve alüminyum sanayisini korumaya yönelik adımlar attığını belirtmiştik. Bu adımlar doğrultusunda artırılacak gümrük vergilerinden Kanada veya Meksika gibi bazı ülkeler bu durumdan etkilenmezken Avrupa ve Çin malı ürünlere farklı tarifeler getirilecek. Peki Washington'un Avrupa ve Çin olmak üzere uluslararası ticaret ortaklarının bu duruma verdiği tepkiler nasıl? Yanıt haberimizde. Başkan Donald Trump seçim kampanyasını ucuz yabancı ithalat tarafından yok edildiğini öne sürdüğü Amerikan sanayilerini koruma sözü üzerine kurmuştu. Yönetim bu sözü hayata geçirmeye hazırlanırken Amerika'nın ticaret ortakları misilleme tehdidinde bulunuyor. Çin'in alüminyum ihracatı yılın ilk iki ayında %25 artarken bunun %14'ü Amerika'ya gidiyor. Pekin yeni gümrük vergileri konusunda uyarıyor. Bu iki tarafa da zarar verir. Çin kesinlikle haklı ve gereken bir yanıt verecek. Avrupa'da Amerika'nın ihraç ürünlerini hedefleyen karşı tedbirler alma tehdidinde bulundu. Çelik ürünleri, sanayi ürünleri, tarım ürünleri var. Belli viski türleri de listede. Fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu gibi diğer ürünler de var. Başkan Trump, Amerikan çelik ve alüminyum sanayilerinin savunma için hayati önem taşıdığını ve dolayısıyla gümrük vergilerinin ulusal güvenliği korumak için gerekli olduğunu iddia ediyor. Konunun uzmanlarından Profesör Ken Shadden, Dünya Ticaret Örgütü'nün zor bir kararla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Dünya Ticaret Örgütü yetkilileri ulusal güvenlik istisnasına dayanarak Amerika'nın bunu yapmasında bir sakınca bulunmadığını söyleyebilirler. Ve eğer bu olursa bütün sistem esasında bitmiş olacak. Çünkü ulusal güvenlik altında ne istiyorsanız yapabilirsiniz anlamına gelecek. Shadlin, gelişmekte olan çok sayıda ülkenin 1994'te Dünya Ticaret Örgütü'ne Amerika'nın ithalata getirdiği gümrük vergilerinin katı bir üst sınırı olduğu anlayışıyla yazıldığını söylüyor. Bazı ülkeler bu anlaşmaları sevdi, bazı ülkeler bu anlaşmalardan bazılarını sevmedi. Belirli bir imtiyaz elde etmek için normalde aslında yapmayacağımız şeyleri kabul ettiniz ve ana imtiyazlardan biri de Amerika'nın gümrük vergilerinin epey düşük bir düzeyde sınırlanmasıydı. Bunun üzerinde 1994'te anlaşmaya varılmıştı.
Dolayısıyla şimdi 25 yıl sonra eğer Amerika bu sınırları ortadan kaldırırsa bu ciddi anlamda sorun teşkil eden bir durum olur. Avrupa, Amerika'nın yeni gümrük vergilerine hazırlanmak için başka ülkelerle çabaları koordine ettiğini belirtiyor. Bir ticaret savaşının ayak sesleri yaklaşırken birçok kesim ekonomik acıların bütün taraflarca hissedilmesinden korkuyor. Mehmet Toroğlu, Amerika'nın Sesi, Washington. Alışveriş merkezleri, havaalanı, konser salonları ya da akıllı telefonunuzda. Yüz tarama teknolojisi son yıllardaki teknolojik gelişmeler sayesinde birçok alanda kullanılabiliyor. Uygulamaların çeşitli kişisel mahremiyet düşüncesinin kaygılarının arttığı günümüzde giderek artıyor. Çin'den Amerika'ya yüz tanıma teknolojisi Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndaki gibi kullanılıyor ve test ediliyor. Bir havaalanında güvenliği daha iyi nasıl sağlarız diye teknolojik gelişmeler, uygulama süreçleri ve hatta doktrin değişikliklerini gözden geçiriyoruz. Bu pilot program yolcunun fotoğrafını çekiyor ve bunu pasaporttaki fotoğrafla karşılaştırıyor. Bu yüz tanıma teknolojisinin güvenlik alanında kullanılmasının bir yolu. For the surveillance you can catch the face in the public. Gözetim için yüzü kalabalığın arasında yakalayabilir ve aradığınızı bulabilirsiniz. Ticari kullanımda dükkana geldiklerinde önemli kişiler olduğunu görüp onlar için özel hizmet sunabilirsiniz. Special server for them. Yüz tanıma teknolojisi son yıllarda çok gelişti. Bu tanıtıcı video bilgisayarın kaybolan bir çocuğu nasıl tanıdığını gösteriyor. Computers are finally fast enough. We have bilgisayarlar yeterince hızlı. Bütün bilgileri işlemek için hızlı grafik işlem birimleri ve donanımımız var. Makineler şimdi yüzlerle eşleşiyor. Hatta ışığın yeterince iyi olmadığı ve tam bir yüz görüntüsü alınamadığı zamanlarda bile bunu yapmak mümkün. Face First sayısız uygulamalarla yüz tanıma teknolojisi yazılımı geliştiren şirketlerden biri. Where this is going is very exciting. So gelişmeler çok heyecan verici. Günlük hayatımızda ev anahtarlarımız, araba anahtarlarımız, bankamatik kartlarımız, şifrelerimizin yerini yüz tanımaları almaya başladı. Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar şimdi yüz tanımayı kullanıyor. And instead we're going to be using facial recognition. Kişinin rızası olmadan görüntü almak mahremiyet konusundaki endişeleri de beraberinde getiriyor. Amerika'da bu kaygılar sadece hükümetle ilgili değil. My biggest privacy concern is en büyük mahremiyet endişem hükümet değil. Bilgi paylaşımı konusunda sınırları olmayan büyük şirketler bunu ne için kullanabilirler, bunu nasıl yayabilirler, ondan kaygı duyuyorum. Yüz tanıma araştırmacıları da bu teknolojinin güvenli şekilde toplumun yararı için kullanılması gerektiğini söylüyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Böylece Washington'dan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümü yayını sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Yarın yine bu ekranda buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.